Biz sohbete başlayalım. Doktor Nuri Sevgen ve Cemal Demirtaş bu akşam bizlerle. Ben her ikisine de hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Barış. Nuri Sevgen, nereye bakıyorsun son dakika? Hayırdır? Sağ taraf televizyon var, ona bakıyorum. Ne yapayım? Seni göremiyorum buradan. Çok kötü bir şey bu. Hakikaten Skype'la bağlanmak hakikaten çok kötü. Yani stüdyo olmayı tercih ederdim. Yani boşa konuşuyor gibisin. Allah'tan sesin geliyor da o rahatlatıyor beni. Eyvallah. Keşke hakikaten burada olsanız hem Cemal Demirtaş hem Selim. Bu arada Cemal'e de çok selamlar. Cemal'e de göremiyorum ama merhabalarımı duyuyordur herhalde. Selamlar. Duyuyorum selam. Evet, görüntü yok ama ses var. Cemal Demirtaş'a da hoş geldiniz diyelim. Cemal Demirtaş, izinle Nuri Sevgen'le başlayacağım. Sonra sana da döneceğim. Nuri Sevgen, bir genel küresel risk iştahını konuşarak başlamak istiyorum. Biraz zirvede sanki zorlanan Amerikan endeksleri var bugün için. Ama hakikaten son dibinden, girişte de söyledim, %50'nin üzerine çıkan bir S&P. Sen şöyle bir baktığında küresel açıdan risk iştahını nasıl görüyorsun? Bize tabii etkilerini konuşacağız ama şöyle bir yurt dışı değerlendirmesiyle başlayalım lütfen. Ben biraz daha genel çerçeveyi ortaya koyayım istersen. Çünkü 2008'de bu yaşadığımız pandemi sürecindeki likidite artışı aynı öngörülüyor ama aynı değil. 2008'de o Lehman Brothers'ın batışıyla başlayan süreçte 2009'un Mart'ına itibaren artan o parasal arzlar, işte quantitative easing'ler, bu paranın daha çok bankacılık ve finans sistemine gitmesine neden oldu. Ama bireysel yatırımcılar ya da bireysel halk bundan çok fazla nasip alamadı. Bankaların batması engellendi. Too big to fail kavramı çok daha fazla alt çizildi. Ama şu dönemde yaratılan likitte tamamen dünyada küresel bir enflasyonu hareketlendirecek bir öngörü oluşturuyor. Bunu çok net söylüyorum. Çünkü dünyada borsalar önce başlar böyle hareketlerde. Arkasından gayrimenkul sektöründe büyük hareketlilikler oluyor. Ondan sonra zaten enflasyonist hareketleri görmeye başlıyoruz. Merkez Bankası reaksiyon almakta gecikirlerse de bunun arkasından enflasyonun arttığı yönünde hareketler görebiliriz. Endişeleri var. Bu endişe demeyeyim. Şimdi onun coşkusunu yaşıyoruz. Çünkü doğal olarak paranın arzının artması demek o parada alınacak olan varlığın fiyatının da o oranda artması anlamı taşır. Yani şöyle örnekleyeyim. Sizin bir tane şirketiniz var. Şirketinizin değeri parasal arz Amerikan Fed itibariyle konuşursanız işte pandemi öncesinde 4 trilyon dolarlık Fed'in bilanço büyüklüğü varken sizin şirket değeriniz 10 milyar dolar Amerika ölçeğinde bir şirketken şimdi doğal olarak bu iki katına neredeyse çıkan bu parasal arz sizin hisselerinin fiyatını yükseltmesi paranın alım gücü açısından mantıklı görülüyor. İktisat arz talep eğrisi açısından baktığınız zaman böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu doğal olarak varlık fiyatlarına yansırken önce hisse senetleri fiyatları kendini gösteriyor. Sonrasında gayrimenkul sektöründe gösterecek ama yaşadığımız şey pandemi olduğu için doğal olarak insanlar pek kapılarından dışarı çıkamıyorlar. Demin Melike söyledi, Florida'da ciddi şekilde sıkıntı olduğunu söyledi ki Amerika'nın pek çok şehrinde de aynı şeyler veya eyaletlerinde de aynı durum var. Bu biraz daha yatıştığı zaman doğal olarak buradaki hareketlik gayrimenkul sektörünü de kendi gösterecek. Eğer parasal arz aynı hızda artmaya devam eder. Peki. Bilmiyorum, anlatabildim mi genel çerçevede? Evet. Nuri Sevgen'in bahsettiği enflasyon korkusu, endişesi bizim aslında bu hafta bol bol dile getirdiğimiz ve grafiğinde gösterdiğimiz enflasyon beklentileri. Amerika'da 10 yıllık break-even dediğimiz bu gösterge son dönemde hızlı bir şekilde bakın yukarıya doğru tırmanıyor grafik. Enflasyon beklentileri yükseliyor. Bir üstüne bir de Fed bilançosunu koyayım ben, Nuri Sevgen anlatmıştı. Bakın Mart ayından sonra yaklaşık 4 trilyon dolardan 7 trilyon dolara çok kısa bir sürede çıkan ve şu an hemen 7 trilyon doların kıyısında duran bir Fed bilançosu var. Böyle bir bol para dönemi söz konusu. Buradan Cemal Demirtaş'a döneceğim. Cemal Demirtaş, aynı soruyu sana da yöneltmek isterim. Biraz zorlanıyor mu? Risk iştahı devamı olacak mı? Yurt dışında Amerika başta olmak üzere ne dersin? Tabii Barış, aslında biz bütün dünyaca Mart ayında ciddi bir travma yaşadık. Yani Mart ayına dönersek o günlerde geriye baktığımızda 2003'teki SARS krizini biliyorduk ki ona benzettik başta, sonra yok dedik. Bu 2000'leri bırakalım, 1918'e kadar benzettiğimiz oldu. Ve o dönemde ilk başta IMF ya da Dünya Bankası ya da herhangi bir kuruluşta bunun farkında değildi. Ve Dünya Sağlık Örgütü de bir şeyler söylemeye başlamıştı ama acaba Çin'de mi kalır derken Avrupa'ya, sonra Amerika'ya sıçradı.
Bunun en önemli tarafı şu ana kadar hiçbir belki yaşayan birisi bu tecrübeyi edinmedi. Yani 1918'den bu yana baktığımızda böyle bir şey yaşanmadı. O nedenle de çok asimetrik bir likidite var. Yani biz 2008'de de yaşadık ama 2008'deki bir finansal krizdi. Şu andaki bir sağlık krizi. O nedenle de Mart'tan itibaren o kadar bir likidite verildi ki dünyaya, bunun vücuda etkileri ne olacağını henüz bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz, bu dünyanın tarihinde de önemli bir durum olduğu için sağlığa karşı bir herhangi bir risk alma lüksü yok dünyanın. O nedenle de bu likiditeyi veriyor ve gerçeklerle korkular arasında bir fark var şu anda. Yani bir korkulan bir şey var acaba. Ona göre alınmış tedbirler var. Şimdi kötüye gitmedikçe ki ne olursa olsun şu anda biz Mart'a göre kötü bir noktada değiliz. En azından dünyanın ruh hali anlamında. Ben şöyle yorumluyorum. Şu anda piyasalarda işte altında da görebiliyoruz zaman zaman artış ki likiditeden dolayı, öte yandan finansal varlıklarda da görüyoruz. Biz burada peyderpey gelişmelere göre yine yönümüzü bulmaya çalışacağız. Ama bu kısa bir sürede değişmeyecek gibi geliyor. Yani dünya likiditeyi kesmeyecektir ve bu aşı olayları ya da pandeminin daha da aşağı inmesi, yani 2020 yılının sonuna kadar sanki bu likiditeyi çevirmek için bir sebep olmayacak. Ha, ne var dersek ileriye dönük olarak, ki Türkiye'de de görüyoruz enflasyon riski ya da dünyada her yerde bir enflasyon riski var. Pandemi ortadan kalktığı anda bir anda ortada bol bir kaynak oluyor olacak. Eğer bu beklentilerden önce olursa. O nedenle biz burada şöyle bakmakta yarar görüyoruz. Dünyanın normal durumu, tedirgin olması aslında tedbirleri de aldığını gösteriyor. Yani tedbir aldığınız zaman bir krizle karşılaşmanız daha zorlaşıyor. O nedenle hazır olduğunu ben düşünüyorum dünyanın en azından. Evet. Ve buna göre alınan tedbirlerden biz de bu likidite koşullarından hala faydalanıyor olabiliriz. Eğer Türkiye spesifik bir sıkıntı yaşamazsak. O yüzden dünyadaki durumu biraz daha sonrasını düşüneceğiz herhalde. 2021'de oluşacak riskler, ama şu anda pandemi boyunca açıkçası Amerikan seçimlerine kadar olan süreçte ben ekstra bir şey beklemiyorum. Yani böyle krizvari bir şey, daha çok dalgalanmalar şeklinde gelişmeler olacaktır diye söyleyebilirim. Peki, belki bir aşı ekstra sorum olur. Bir izleyicimiz demiş ki Nuri Bey polis sorgusunda gibi duruyor. Işıklandırma ayrı. Çok iyi ya. Hakikaten öyle gibi duruyor. Ama burada... şöyle şimdi evdeki, yani bulunduğum ortamdaki ışık loş olduğu için önüme bir tane benim çalışma masasındaki lambayı koydum. Direkt hakikaten gözüme vurmuş gibi öyle duruyor. Hakikaten aynen. Konuş, neredeler, kim çaldı falan durumu var. Aynen, kim aldı, nereye gidecek piyasa gibi. Bu arada İzmir'e de buradan selamlar. Sevgili yönetmenimiz, konuklarımız da tanıyordur yani. Sevgili Cüneyt Topçuoğlu, o da şu an İzmir'den bizi takip ediyor. Ona da selamlar, sevgiler, özledik onu. Şimdi Nuri Sevgen. Benim şu konuda bir şey ekleme yapabilir miyim? Lütfen, barış, lütfen. Şimdi normalde hani trilyonlardan bahsediyoruz falan ya. Yani ne de olsa bütün dünya yeşillendi. Şu anda Amerikan dolarının yeşilliğinden bahsediyorum. Her yer yemyeşil, dolar basılıyor, ama bu trilyon ne demek noktasında küçük bir ekleme yapayım. Şimdi Empire State binasında Amerika'ya gidenler New York'ta bilirler, bilmeyenler filmlerde görmüşlerdir zaten. Bu binanın bütün tabanını 100 dolarlık banknotla kapladığınız zaman ve yukarı doğru çıktığınız zaman 127 metre boyunda toplam o blok 1 trilyon dolar yapıyor. Ve siz şu anda 7 trilyon dolarlık kredin bilançosundan bahsediyoruz. Bu 7 trilyon dolar sadece bilanço büyüklüğü. Bunun bir de kaldırıç etkisinden falan bahsettiğiniz zaman, ki sadece Amerika'nın dış borcu itibariyle baktığınız zaman 13-15 trilyonlardan bahsediliyor. İnanılmaz bir paradan bahsediyoruz. Yani dediğim gibi tüm dünya yeşillendi. Bu yeşillik de bütün dünya paralarını da etkiliyor. Peki. Nuri Sevgen, şunu soracağım. Amerikan 10 yıllık tabi faizinde bir yükseliş var. 0.70'lerin üzerine çıktı. Grafiğin sonunda da yuvarlağın içine almaya çalıştım. Bir yukarıya doğru hareketlenme görüyoruz son dönemde. Bunu biraz enflasyon beklentileriyle mi düşünelim? Enflasyon artış beklentileri, yoksa Amerikan ekonomisi artık en kötüsünü gördü, toparlanacak. Onunla mı değerlendirelim ve bu faizin yükselişinin olumsuz bir yansımasını piyasalarda bekler misin?
Ya şimdi yaşanan tabii şey çok kısa, küçük bir şey. Yani hatırlarsanız daha önce 10 yıllık faizlerin %3'e çıktığı 2013 yılında, daha sonrasında Trump geldikten sonra yaşananlar %3'ün üzerine gitme hareketi düşünürseniz yani çok fazla bir şey değil. Ama bu hareket kar realizasyonu olarak düşünebilir, enflasyon etki olarak düşünebilir ki enflasyon etkili fiyattan daha aşikar. Çünkü bunu hem fiyatlamaları çok net görüyoruz. Bu Türkiye ölçeğini tüm dünyada görüyoruz burada. Yani bütün dünyada parasal arz artınca doğal olarak parasal arzın karşımızdaki durumda değişiyor. Ama burada daha çok yaşanan şey bir miktar kar satışı gibi görünüyor. Bir miktar da enflasyon etkisi var diyebilirim ama çok büyük bir hareket değil şu an için yaşanan bu 0.60'dan 0.70'e gelmesi 10 yıllık faizlerde. Peki hemen aynı soruyu sevgili ben Cemal Demirtaş'a da sormak istiyorum. Bu son yükseliş, yani çok büyük bir yükseliş değil dedi sevgili Nuri Sevgen. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Bu risk iştahını bozacak bir tablo oluşturur mu önümüzdeki günlerde? Yani Fed'in zaten faiz artırması falan beklemiyoruz ama bir başka faiz cephesi. Yine de bu piyasadaki faizlerin yükselişinin bir etkisi olur mu? Tabii şu anda önümüzde bir seçim var Amerika'da. Burada da tabii değişik senaryolar var. O süreç içerisinde zaman zaman bir dalgalanma olacaktır açıkçası. Ama dediğim gibi ben burada bir trend değişikliği ya da çok kısa vadede olabilecek bir şey gibi algılamıyorum. Burada ne olacaktır? Zamanla belki enflasyon riski oluşacak orada da. Çünkü şu anda pandemi olmasına rağmen talebin arttığını görüyoruz dünyada. Yani bizde Avrupa'da bu başladı. Orada da başlayacaktır. O süreçten sonra bir enflasyon baskılar arttıktan sonra daha bir risk oluşturacaktır. Ama dediğim gibi burada pandemi olan sürece kadar, yani pandemiyle ilgili net sonuçlar alınana kadar açıkçası çok bir farklılık beklemiyorum. Yani bu faiz hareketleri aşağı yukarı hareketler olacaktır. Ama buradan bir yere varmak için bir kere öncesinde bu hareketleri değiştirmeyecek dünya net bir şey görene kadar. Ve tedavi sürecindeyken herhangi bir şey de yapmayacaktır. Tabii bu Amerika seçimleri ve Amerika'daki olaylar zaman zaman gündeme gelerek hareket edecektir ama normal dengesi içerisinde, yani çok böyle Amerika'da çok daha iyiye gitmesini beklemiyorum ben piyasalarının. Ama seçim dönemlerinde en azından şeye kadar, bu Ocak ayında işte yemin töreni diyelim, Ocak yeni başkan ya da şimdiki başkanın, o sürece kadar dünyada bir böyle bir bekleyiş olacaktır diye varsaymak sanki daha doğru geliyor bana. Ve tabii ki bu aşıyla ilgili çalışmaların seyri de genel anlamda güven açısından belli olacak, bir fikir verecek diye düşünüyorum. Yani dışarıdaki ortamda çok büyük bir değişiklik görmüyorum. Risk on risk off deyince zaten biz yarı gazda gidiyor dünya aslında, gider gibi oluyor ama seviyeler çok çıkıyor ama ruh hali orada değil. O yüzden bu rakamlar tabii ki bu likiditeyle oluşan bir durum var. Daha başka bir boyuta geçmek için herhalde bir COVID-19 ile ilgili daha iyiye dönüldüğü zaman olacaktır. Şu anda sadece büyük bir şoktan çıkma aşamasındayız. Peki. Büyük şoklardan çıktığınızda da her zaman böyle bir şey yaşıyorsunuz açıkçası. Gelgitler yaşıyorsunuz. O şekilde yorumluyorum şu andaki faiz hareketlerini. Tamam. Türkiye'ye döneceğim. Bol bol borsayı soracağım ama Nuri Sevgen, bir aşı bu haftanın belki gündemi Rusya ile başladı. Trump sonra bazı şirketlerle anlaştığını ifade etti. Deneme aşamasında olan bazı aşı üreten firmalarla. Burada hani Cemal Demirtaş biraz daha Amerikan seçimlerini bir odak noktasına koyup belki çok çok büyük bir olumsuz fiyatlama olmayacağını piyasalarda, oraya kadar belki biraz daha yatay ve yatay pozitif bir hareket olabileceğini söyledi. Burada bir daha olumlu, yani ben risklere hep sordum şu ana kadar, bir aşı fiyatlaması dediğimiz bir çok olumlu bir piyasa hareketi görme ihtimalimiz olur mu? Burada işte Amerika'da seçim sürecine doğru giderken. Ya tabii aşı ile ilgili bulunması çok önemli. Yani ben tıp doktoru değilim ama bu konuda zaten uzmanların anlattığı kadarıyla görüldüğünde aşının fazları öyle kolay geçilmiyor insan deneyleri vesaireden dolayı. Rusya'nın yaptığı açıklama üzerine bilim adamlarının şu aşamada gerçekçi olmadığını, bir piyasadan pay kapma çabası olduğunu, işte küresel anlamda lider bizim bilimimiz, teknolojimiz daha iyi mesajlar vermek üzere algı yönetimi olduğu falan söyleniyor. Ama evet, bir aşının bulunması her şeyi değiştirecektir. En azından rahatlatacaktır. Şu anda geleceğe dair belirsizlik çok fazla. Ve ikinci dalganın gelmesi, yaz aylarında gelmesi insanları rahatsız ediyor. Çünkü sonbaharda bunun daha da artması,
ekonomilerin daha da kötü şekilde sorunlar yaşaması endişe veriyor. Doğal olarak şu aşamada aşı önemli bir konu ve takip edilen bir konu. Geçen gün biliyorsun sen de söyledin, Rusya'nın devlet başkanı Putin'in yaptığı açıklamaların piyasaları etkisini gördük. Gerçi biz Rusya'dan daha aktif bir reaksiyon gösterdik. %2 yükselen borsaya rağmen biz %3'ün üzerinde bir yükseliş kat ettik. Ama sonrasında bir geri çekilme yaptı. Çünkü bu haberin çok da fazla gerçekçi olmadığı yönde bilim adamlarının açıklamaları bunu bir şekilde geri çekti. Ama aşı bulunacaktır, elbette ki bulunacaktır. Ama bir an önce yapılması, bunun bulunması önümüzü görmek açısından hepimizi rahatlatır. Ben de böylece stüdyoya gelir, seninle güzel bir yayın yaparız diye ümit ediyorum. Peki, bir ekranlara Tufan Derineri getireceğim. Onun Merkez Bankası konusunda ve faizler konusundaki bir değerlendirmesi var. Tufan Bey'i dinleyelim, sonrasında artık Borsa İstanbul'u ve TL varlıkları konuşmaya başlayalım efendim. Cuma'dan beri başlayan, belki de hani konuştuğumuz böyle bir normalleşme süreci diye bahsettiğimiz bir sürecin esasında şu anda içindeyiz. Hani bu süreç içinde bir şekilde kredi faizlerinin yukarı gittiği, mevduat faizlerinin yukarı gittiği, tahvillerin yukarı gittiği, yani faizin esasında zımni olarak bir şekilde yükseldiği bir süreçten geçti. Şimdi bütün bunlar olurken kurda da esasında daha yukarı gidebileceğin bir durum oluşurken hani bu seviyelerde artık yavaş yavaş oturduğunu görüyoruz. Şimdi benim hani bu taraftaki beklentilerim sanki birazcık daha faizde bir yukarı doğru gidişi görebiliriz gibi düşünüyorum. Yani sonuçta bizim burada bir şekilde bir reel getiriyi, pozitif bir reel getiriyi yatırımcılara veriyor olmamız lazım. Yani bizim gibi ülkeler negatif reel getiriyi verdiği süreç içinde hep bir ekonomi üstünde bir hırpalanmayı iyi kötü bir şekilde yaratıyoruz. Özellikle kur üstünde çok olumsuz bir oluyor. Yani bir süre böyle devam ettikten sonra genelde hep kurun çok hızlı yukarı gittiği süreçleri yaşadık. Daha bunun hiç değiştiğini görmedik. Bu sefer de bence aynı şeyi yaşadık ve belli bir noktaya geldikten sonra sanki bu sefer birazcık daha hızlı bir faiz arttırım sürecine gireceğiz gibi duruyor. Dolayısıyla bence önümüzdeki dönemdeki Merkez Bankası'nın ilk toplantısı bence çok belirleyici olacak bizler açısından. Çünkü şu anda mevduat faizlerinin geldiği nokta ve gösterge faiz arasında ciddi bir esasında bir şu anda bir kopukluk var. Tufan Deriner Merkez Bankası'ndan bir olası faiz artışını değerlendirdi. Nuri Sevgen'le devam etmek isterim. Borsa İstanbul'u sorayım. Gelinen seviyeler itibariyle, risk iştahı bizim borsamız itibariyle nasıl değerlendiriyorsun? Çok sert satışlar da gördük. Çok sert, az önce de söylediğin, toparlanmalar da gördük bu yani 1-2 hafta içerisinde. Bir dengeye mi oturuyoruz? Bir yön var mı? Senden dinleyelim. Şimdi özellikle yabancı satışların çok net şekilde devam ettiği aşikar. Bugün gelen rakamlarda zaten yabancı satışların borsada geçen haftada oldukça yüksek seviyede devam ettiğini. Yanlış hatırlamıyorsam $500 milyon civarında. Evet, 566,5 milyon dolar bir haftada. Evet, bir haftada en yüksek rakamlardan biri yanlış hatırlamıyorsam, uzun dönemde belki de rekor olabilir, bilmiyorum. Yabancı satışları çok yoğun şekilde devam ediyor. Hatta işlem hacmi bazında da rekor kurdular. Yani sanıyorum geçen ay açıklanan verilerde 33 milyar TL civarında bir işlem hacmi rekoru da kuruldu. Yani yerler alırken yabancılar satmaya devam ediyor. Bu bir sıkıntı. Ama şu var. Evet, varlık fiyatları hala çok ucuz ve dolar yukarı gittikçe de ya da TL değer kaybettikçe de varlık fiyatları daha ucuz hale geliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Tüpraş, Aselsan bir ara Türkiye'nin en büyük şirketleriydi. Yani toplam market cap açısından baktığınız zaman 4,5 milyar doları geçmişlerdi. Şu anda rakamlar oldukça düşük. 4,5 milyar doları bile alsanız dünya ölçeğinde hiçbir şey yapmıyor. Çünkü dünyada artık dolar arttığı için işte bir örnek vermek gerekirse Amerika'da Hertz denilen bir yani kiralama firması iflas başvurusunda bulunmasına rağmen 70 milyar dolar şirket 300 milyar dolara kadar çıkmıştı. Bunun gibi pek çok hareketler oldu. Türkiye'de çok iyi firmalarımız var. Yeteri kadar değer kazanmadığını söyleyebilirim ama ne oldu son dönemlerde? Evet, yabancı satışlar burada etki yapıyor. Likitten azaldı. Aşikar yerli yatırımcı da maalesef istenilen derinlikte, büyüklükte ve finansal bilgi kapasitesinde değil. Şöyle örnekleyeyim. 1,5 milyon civarında bir yatırımcı var ve son dönem 400 bin yatırımcı geldiği söyleniyor. Açıklanan rakamlara baktığınız zaman 75 bin TL'ye kadar portföy büyüklüğü olan yatırımcı sayısı toplam 800 bin civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 1 milyon TL'nin üzerindeki bakiyesi olan yatırımcı sayısı yanlış hatırlamıyorsam 250 ya da 300 bindi. Biraz yukarı aşağı oynayabilir. Yani büyük miktardaki yatırım çok fazla yok. Küçük miktarda yatırımcılar var. Doğal olarak ani hareketlerde çok sert reaksiyonlar gözlemleniyor.
Gerçi düşüşlerimiz %5'te bir durma, sonrasında tekrar açılma şeklinde piyasanın eşleşme seansına girmesi söz konusu oluyor ama temel itibariyle ben piyasanın hala potansiyelinin olduğunu ama kısa sürede biraz hareketlerin daha volatil olacağını düşünüyorum. Bir süre daha özellikle kurlardaki hareket çok net şekilde izleniyor. Birazdan geleceğiz sanıyorum. Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulundan çıkacak olan faiz kararının önemli olduğunu düşünüyorum. Bunları biraz bekliyor piyasa. Buradan çıkacak sonuçlara bağlı olarak kaldığı yerden devam etme potansiyeli yüksek gibi borsanın. Evet, kur ve şu an için Merkez Bankası'nın kararına odaklanmış. Evet. Bu kısa vade için Nuri Sevgen ifade etti. Genel tabloyu, yabancı çıkışını zaten ve yerlilerin hareketlerinden bahsetti. Cemal Demirtaş, Borsa İstanbul diyeyim. Zaten senin söyleyeceklerin, anlatacakların çok boldur eminim. Ne dersin? Tabii. Aslında biz yine bizim borsamızda da Mart'ta hatırlarsınız. Mart ayı çok önemliydi. Ve orada kapitülasyon dediğimiz Mart-Nisan aylarında bir teslimiyet yaşadık. Yani endeks 85 binlere kadar indi. Artık hiçbir anlam ifade etmeyen açıkçası rakamlara gelmişti. Ve sonraki süreçte de bizde ciddi bir toparlanma yine oldu. Ama bizim yılbaşından itibaren de 12 aylık hedefimiz 155 bin endeks seviyesindeydi. Yani biz mevcut işte %13 faiz varsayımıyla yaptığımız çalışmalarda 12 aylık olarak 155 bin eski rakamlara göre, şu andakine de göre de 1550 hedefliyorduk. Şimdi o süreçten sonra pandemi olayını yaşadık. Acaba ne olacağız? Orada bir şok yiyorsun. Zaten orada kalemi defteri bırakıyorsunuz, bekliyorsunuz bir süre. Ve biz şu ana kadar geldiğimizde, sonra endeks %120'lere kadar geldi. Şu ana kadar yine hesapları yaptığımızda biz şu an itibariyle de düşük faiz ortamı devam edecek varsayımıyla yakın zamanda çıkardığımız bu 1-2 hafta bile olmadı strateji raporumuzda yine rakamları hesapladık. Şirketleri aşağıdan yukarıya tahmin yapıyoruz biz. Yani hesap şeklimiz o şekilde ve yine 155 bin yani 1550 endekse ulaştık. Bunun hepsi de aşağıdan yukarıya şirket değerlerinden giderek ulaştığımız rakam. Burada tabii şu anda yakın dönemde ne oldu derseniz, yani şu anda biz bu dengeyle çıktık. İşte yıl sonu 7-15 kur, 9 enflasyon varsayımları, eksi büyüme belki ama seneye artı büyüme bir şeye çataya oturttuk bu değerlemelerimizi. Şimdi burada iki şok yaşıyoruz şu anda. Geçen iki hafta ki biz genelde ben de şahsen genelde iyimser tarafta olabilen, yani o tarafa doğru kafasını çalışan bir yapıdayım belki de. Ama ben dahi şu iki haftada ne oluyoruz dedim. Yani iyimserlerin çok zorlandığı, kötümserlerin daha da kötümserleştiği bir iki hafta geçirdik. Bu da baktığınızda bir gerçekleşme vardı. O da enflasyon yükseldiği, artık teyit olmaya başladı. İşte turizmde çok iyi haber almıyorduk. Ve biz bu noktada acaba işte artık bu faizler yeterli mi değil mi noktasına geldik. Yine hatırlarsanız yılbaşında 24 faizlerdi, değil mi? Oradan ciddi indirimler yaptı ve Merkez Bankası, aslında yeni Merkez Bankası Başkanı da geldiğinden beri doğru hareketleri yapmış oldu. Şu andaki noktada da bu belki tartışılıyor tartışılmıyor ama şunu test ediyoruz biz. Acaba belli hareketler yapılacak mı? Ben o hareketi de bilemiyorum. Faiz artırıp arttırma, gerçekten o konuda çok yorum da yapmamak istiyorum. Çünkü gerçekten beni ilgilendiren, yani özellikle piyasadaki şirketler açısından analizim için etkileyen oradaki veriye göre alınan kararın şu geçen iki haftadaki ruh halini de tekrar etmemiz. Ben hala şunu söyleyebilirim. Bu geçen iki haftadaki ruh halimizin devam etmeme olasılığını daha yüksek görüyorum. Cemal Demirtaş, yani kararlarını alınca. Özür dilerim, şunu söyleyeyim mi? Hangi karar Borsa İstanbul'u memnun eder? Merkez Bankası'nın hangi olası kararı? Dersin ki ya Barış, merkez şu kararı alırsa bu reaksiyon olduğu için Borsa İstanbul'da bunu sever. Ya da merkezin bu kararı şöyle bir reaksiyona neden olabileceği için Borsa İstanbul bunu sevmez. Evet. Barış, şimdi spesifik bir şey söylemek gerçekten de aslında büyük resmi ben tek göremiyorum. Yani bütün data Merkez Bankası'nın elinde var zaten. Yani bizim elimizde o kadar data yok. Tabii ki biz de dışarıdan yorumlar yapıyoruz ama ben sadece şunu biliyorum. Diyorum ki öyle bir karar alınmalı ki öyle ya da böyle biz şu kurlardaki yaşadığımız sıkıntıyı ve ruh halini ve güvenle ilgili tırnak içindeki endişelerin azalmasını görmeliyiz.
Yani biraz böyle yuvarlak gibi geliyor cevap ama gerçekten de o. Çünkü bilmiyorum, bazen şu da oldu. Geçmiş dönemde faizler biliyorsunuz çok ciddi faiz ödüyordu Türkiye. Faizler çok yüksekti. Düşürüldüğü zaman da acaba kur etkilenir mi diyor görüşler de vardı. Halbuki doğru hareketti ve geriye bakıp değerlendirmesi çok daha kolay. Şimdi o aşağı inerken bir şeyler yapılırken şu anda böyle bir dönemece geldiysek, yukarı faizleri ben açıkçası çok beklemiyorum trend olarak düşünüldüğünde ki dünyadaki likiditeden dolayı. O yüzden buradaki alınacak davranışlar önümüzdeki Ağustos ve Eylül, ki Eylül'den itibaren de sendikasyonlar oluşacaktır, bankaların borçlanması vesaire. Buradaki bu ortamda konuştuğumuz gibi ne konuşacağız ona bakıyor olacağım açıkçası. Yani yoksa bilmiyorum, faiz şöyle olursa şöyle olur. Ama sadece şunu söyleyeyim, yabancı yatırımcılarla da, Türkiye'yi çok seven yabancı yatırımcılarla da konuştuğum zaman ki izlenimim şu, burada bir şey bekliyorlar, bir denge bekliyorlar. Bunun dışında kurda bir hareket bekleniyordu benim gördüğüm. Evet. Ben yabancılarda orada da bir hareket bekliyorum. Yani kur yükseldiği zaman birçok hisseyi cazip görüp girme eğilimde olduklarını da söyleyebilirim. Yani o kadar Türkiye köşeye atılmış durumda değil. Tabii ki MSCI endeksindeki payı zaten aylar önce belki 0.40'lara indi, 2.5'lardan biliyorsun. Yani şu anda zaten şu andaki yabancı satışları denen şeyi ben çok sonu olarak görüyorum. Yani çok önceden zaten sattı. Şu andaki gerçekten elimizde data yok. Kim satıyor? Hangi yabancı satıyor? Ben o konuda çok açıkçası fikir yürütemiyorum. Peki. Zaten çıktıkları için şu anda önümüzdeki döneme bakacaklar diye düşünüyorum açıkçası. Borsada seçici olacaklarını, alım yönünde de belli hisselerde hareket olabileceğini düşünüyorum açıkçası önümüzdeki dönemde. Nuri Sezgen'e döneceğim. Cemal Tebirtaş aslında sene başında belli bir projeksiyonlarının olduğunu söyledi ama o tabii öngörüler salgın sonrası ve sonrasında yaşananların ardından farklı yerlere oturdu. Sene sonu enflasyon beklentileri 9'muş. Yani genelde şu an çift tane ve hafif biraz üzerinde merkezin yaptığı anketlerde yıl sonu enflasyon tahminleri. Kurda belki daha düşük seviyeler bekleniyordu. Şu an 7.30'larda ve faiz de mesela sizin de değerlemelerde kullandığınız ya da kullanılan risksiz getiri cephesinde mesela 10 yıllık tahvil faizine bakıyorum, 14.5'a yaklaşmış durumda. Orada net bir şekilde yukarıya doğru çıkış oldu. Nereden geldi? 12'lerden 14.5'a 200-250 bas puan yukarı gitti. Nuri Sezgen, hem bu yeni dengeler hem de Merkez Bankası'nın hangi kararını borsa cephesi için söylüyorum, piyasa daha olumlu yönde fiyatlayabilir? Şimdi bir kere her şeyden önce senin de söylediğin bir risksiz faiz oranı önemli bir konu. Şimdi son dönemlerde ne olduğu noktasında en önemli sıkıntılardan biri faizlerdeki hareket. Biz vadeli işlem ve opsiyon piyasasında bakarken özellikle faizleri çok bakıyoruz ki Londra'daki swap faizlerinin geçen hafta %1000'lerin üzerine çıkması burada çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Merkez Bankası kararıyla başlayayım, devamını getireyim. Merkez Bankası kararı ne olmalı noktasında ya da piyasada nasıl etkiler noktasında şöyle bir yorum yapabilirim. Şu anda Merkez Bankası'na yapılan anketlerden faiz değişimi beklenmiyor. O faiz artırımı olmalı mı? Evet, olmalı. Ki zaten örtülü olarak bunun olduğunu da görüyoruz her geçen gün ki fonlama maliyeti 8.25'ti. Pardon, özür dilerim. Merkez Bankası politika faizi 8.25'ti. Ama fonlama maliyeti 7.70'lere, 7.50'lere kadar düştü olmuştu. Ama şu dönemde 9.06. Şu an ağırlıklı ortalama fonlama faizi 9.06'ya kadar geldi Merkez Bankası. Bugün 9.06 oldu, evet. Hatta yapılan repo ihalesinde onun üzerinde rakamlar görüldü. Bu faiz arttırımı ne demek? İşte bizim fiyatlamamızı bozan şey bu. Merkez Bankası eğer faizlerde değişim yapmazsa ne olur? Aynı kaldığı varsayma, senaryo gidelim. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası faizlerde değişiklik yapmazsa dolarda sert bir reaksiyon ya da TL'de sert bir reaksiyon göreceğiz. Bir doları yukarı gitti ya da dövizin yukarı gittiği, TL'nin aşağı geldiği bir görüntü göreceğiz gibi görünüyor. Ve bu hareket agresif bir şekilde olması durumunda borsalar buradan belirsizliğin artması sebebiyle satış olarak kendini gösterecekler. Neden? Doların yükselmesi ya da TL'nin değer kaybı her zaman borsa açısından iyidir. Çünkü varlık değerini dolar bazında, döviz bazında düşürüyor. Biz hep dolar diyoruz da döviz bazında demek lazım ya da kur sepeti bazında demek lazım. Düşürdüğü için de aslında uzun dönemde her zaman bu değeri bir şekilde bulur. Ama kısa dönemde volatilite, yani belirsizlik, standarttan sapma olasılığı
sıkıntı yaratıyor. Çünkü siz bugün kur 7.30, yarın 7.50 mi olacak, 6.80 mi olacak? Böyle büyük bir oynakta fiyatlama yapamaz hale gelirsin. O yüzden piyasada herkes bir an önce bir satayım, bir göreyim, önümü göreyim noktasına girecektir. O yüzden Merkez Bankası'nın faiz değiştirmemesi bu noktada böyle bir reaksiyon neden olabilme ihtimali var. Faiz indirmesi zaten kimse beklemiyor şu aşamada. Faiz arttırması noktasında küçük bir faiz arttırımı gelirse çok fazla bir etkisi olmaz. Piyasalar aynı bugünlerde olduğu gibi devam eder. Ama faiz artırım beklenenden çok daha yüksek, mesela 200-300 bas puan gibi bir artırım gelirse doğal olarak öncesinde kurlarda bir geri çekim olur. Borsa önce olumlu bir reaksiyon verir, sonra bir kendine gelir, sonra olumlu reaksiyon devam eder. Çünkü artık önümüzü görmeye başladık. Kurlarda stabilizeyi sağlayabilecek noktaya geliyoruz gibi bir özgüven oluşur. Yani dolara bakmak şu aşamada, şu günlerde yanlış değil. Ama bunun bakılması sebebi dolar yükseliyor diye değil. Dolarda oynaklıktan dolayı bakıyor herkes. Çok net söylüyorum. Dolar yukarı gittikçe borsa ucuzlayacağı için borsaysan olumlu. Ben hep şunu söylerim. Eğer sert bir yukarı dolar hareketi olursa, bu sert harekette de borsa aşağı gelirse bence alım için güzel bir fırsat olacaktır. Ucuzlattığı için. Ama bu tabii her sektörde değil, özel sektörlerde, özel senetlerde ve borsanın kendi yeri açısından. Ama dediğim gibi faiz oranının, artış oranı da çok önemli. Burada bu sefer de Cemal daha iyi de söyleyecektir. Çünkü onlar araştırmacı ve analist olduğu için ben biraz daha işin türev tarafına baktığım için söylüyorum. Faiz bütün fiyatlamayı değiştiriyor. Nasıl? Şöyle ki bugün vadeli işlem opsiyon kontratlarında fiyatlamayı biz yaparken bugünden gelecekteki bir vadedeki faiz oranı bugünkü fiyat üzerine ekleyerek buluruz. Şimdi siz dolar kurunu mesela 2021'in Aralık ayının son iş günündeki dolar kurunu şu anda vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem yapabiliyorsunuz. Ve şu anki kurun üzerine yaklaşık olarak %20 civarında bir faiz koyarak bu fiyatı bulabiliyorsunuz. Ama yarın öbür gün faizler şu anki olan işte fonlama 9 civarından çok daha yukarılara giderse bu doğal olarak fiyatlamayı değiştirecek. Bu fiyatlama da vadeli işlemler piyasasındaki fiyatlamayı etkileyecek. Hisse senetleri değerlemesindeki fiyatlama etkileyecek. Bunun da sebebi yatırımcı diyecek ki ya ben risk alıp borsaya gireceğime, risk alıp döviz alacağım, paramı götürüp mevduata yatırım diyecek. Alternatif maliyet yükseldiği için de diğer piyasalar o kadar iyi reaksiyon veremeyecek. Yani burada asıl sıkıntı faiz. Asıl sıkıntı döviz değil. Bunu iyi anlamamız lazım. Döviz volatil olması bizi etkiler ama uzun dönemde dövizin yükselmesi bizi etkilemez. Uzun dönemde faizin yükselmesi borsayı kötü etkiler. Peki uzun dönemde dövizin değil uzun dönemde faizin yükselmesi borsayı daha olumsuz etkiler dedi. Cemal Demirtaş'a döneceğim ama bir araya gideyim izninizle. Reklam zamanı geldi. Murat Salar'ı da dinlemiş olalım. Murat Salar'ın da Merkez Bankası konusunda bir değerlendirmesi var. Murat Salar bir ara sonrasında Viyop'u da yine soracağım. Bilançolar geliyor. Öne çıkaracağı şirketler var mı? Sevgili Cemal Demirtaş'a onu soracağım. BIST 100 endeks hedef değerimiz 1550 puan dedi Cemal Demirtaş. 12 aylık hedef değerden bahsediyor. Piyasanın hala potansiyeli olduğunu ancak bir sürü oynaklığın yüksek olacağını düşünüyorum. Belli şartlarda borsa kaldığı yerden devam edebilir dedi Doktor Nuri Sevgen. Hemen Cemal Demirtaş'a döneceğim. Bir Viyop, bir strateji. Çünkü bilmediğimiz şeyler de var. Onları da Nuri Sevgen, hedef değerler belki bir stratejiyle bize anlatacak. Ama Cemal Demirtaş'a döneyim. Ondan da bir strateji ve bir bilançolar geldi. Öne çıkaracağı, dikkat edeceğimiz, potansiyel gördüğü cepheler var mı? Sözü ona bırakayım. Tabii Barış. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu pandemi sürecine rağmen Türkiye'de taşımacılık hariç, ulaşım ve turizm sektörü hariç her sektörün gerçekten çok esnek olduğunu ve kendini toparlandığını söyleyebiliriz. Yani bunu söylerken de tabii ki kendine özgü finansal problemi olan şirketler vardır. Birçok halka açık olmayan onları net olarak göremiyorum ama şunu söyleyebiliriz. Halka açık şirketlerde borsada büyük ölçekli diyeyim ya da MKB ilk 50'deki ler üzerinden ya da 60-70 şirketi söyleyeyim. Baktığımızda ciddi bir toparlanma içerisinde. Yani borsa biz yılbaşında da 12 aylık hedefimiz 155.550 idi. En son birkaç hafta önce yaptığımızda da yine aynı rakamlara ulaşıyoruz. Buna ulaşırken dediğim gibi şu anda sadece son dönemdeki tansiyonun düşmesi varsayımı üzerine. Yani şu ruh halinin en azından 1-2 hafta öncesine dönmesine dayalı bir şeyimiz var. Burada da şirketler için
geçen sene çok ciddi rakamlar ödüyorlardı. Yani en büyük şirketler bile %30 faiz ödüyorlardı ve işlemlerini yapamıyorlardı. Şimdi iç talep aşağı geldi, şirketlerin borçlukları aşağı geldi ve bu arada bir şey daha bizim işimize geldi. Euro dolar paritesi 1.18, bu gözden kaçıyor. Bu bizim özellikle ihracat pazarlarımızda ciddi bir avantaj sağlayan ya da bize nefes veren konu. O nedenle ilk başta iç taleple başladık. Sonra ihracata doğru kayıyoruz ama hala ortada. Belki turizm açılmayacak ama hafiften hareketler başlayacak. Dünyada commodity, emtia tarafında hareket görmeye başlıyoruz. Hem petrolde hem çelik fiyatlarında bir hareket görüyoruz. Aslında bütün dünya pandemi şokunu atlatma aşamasında ve inanın biz de aşağıda onu görüyoruz. Burada şirket sonuçlarına, karlarına baktığımızda tabii ki bankaları ayrı tutmak lazım. Bankaların rakamları iyi geliyor ama acaba ileride ne olacak? Batık kredi olacak mı? Mesela bu soru işaretleri fazla iskonto atıyor. Yoksa uzun vadede bankalar da ön planda. Biz şu aşamada stratejimizi şuna dayandırdık. Gerçekten Merkez Bankası kararları, mali politika bunlar her zaman bir bilinmezlik ve dalga yaratıyor. Biz orada en azından bir varsayım üzerine baktığımızda dediğim gibi şu iki hafta önceki tansiyonun altında bir tansiyon dengesinde biz baktığımızda birçok işte şirkette potansiyel görüyoruz. Ne bileyim Arçelik hem içeride hem dışarıda potansiyeli var. Ereğli Demir Çelik her zaman sevdiğimiz ama bugünlerde daha da sevdiğimiz bir hisse. Çünkü hem rekabetçi hem dünyada çelik fiyatları yükseliyor hem de dolara karşı da pozisyonu iyi. Türk Telekom ki iyi sonuçlar verdi, açıkladı. O tip şirketler. Tofaş gibi hem içeride hem ihracat tarafında iyi olan şirketler. Yine Migros, BİM gibi perakende ve katma değer yaratabilen şirketler. Bunun yerine iç piyasa olmasına rağmen kendine özgü hikayesi olduğu için Doğuş Otomotiv gibi şirketleri de tercih ediyoruz. Şimdi bunları bir belki bir şişe camda da yeniden yapılanma var. Yılların şişe camı bir araya geliyor ve ciddi sinerjiler yaratabilecek noktada. Evet. O yüzden biz biraz daha keskin nişancı olmaya çalışıyoruz. Yani bildiğimiz şirketlerde değer yaratalım diyoruz ve bunlarda da potansiyel şeyi görüyoruz. Yani burada endeks hedefimizi oluştururken de bunların fiyatı üzerinden bakıyoruz. Dediğim gibi yolu açık birçok şirketin ve peki, tarihi değerlerinin altında onu da söyleyebilirim. O yüzden yeter ki şu tansiyon ateş düşsün. Ondan sonra belki çok daha hızlı bir yükselişle karşı evet, karşıya kalabiliriz. Hiç düşük olasılık değil bu Barış. Hemen Nuri Sevgen'e döneceğim. Nuri Sevgen, sen her zaman dersin ki ben rakamlara bakarım, matematik dersin. Yani haber akışı evet öyle böyle olumlu olumsuz bilmiyorum dersin ama rakamlar bir strateji çizsen Viyop için belki borsaya da onu terfi ettirebilirsin. Nasıl bir strateji olur? Şimdi son dönemlerde volatilite çok yükseldiği günlerde inanılmaz derecede arbitraj potansiyelleri çıkıyor. Ama bazı aksaklıklarımız var. Önce oradan başlayalım. Endeks 30 senetleri dışındaki senetlerde ödünç alma ve açığa satış prosedürü hala yasak. Bu doğal olarak fiyatlamalarda önemli etkiyi, istenilen etkiyi yaratılmasını engelliyor. Bununla mukabil hala ciddi şekilde arbitraj fırsatı yaratan hisse senetleri, vadeli işlemler piyasasında mevcut. Hatta vadeli işlem kontratlarının bizzatihi kendisi olması gereken fiyatın oldukça altında işlem görüyor. Hatta spotun altında işlem görüyor. Bunun da sebebi hem gelecekle ilgili beklentiler bu işin içerisinde hem de açığa satışla ilgili sıkıntıların burada etkili olduğunu söyleyebilirim. Bir de tabii şişe cam etkisini de koymak lazım. Çünkü şişe camı birleşmeden kaynaklı olarak işte örnek veriyorum Trakya camdaki potansiyelini kar farkını şişe cam değiştirenler spotta doğal olarak şişe camı biraz daha vadeli kontratta daha aşağıda trade etmesine neden oluyor vesaire gibi teknik sebepler var. Ama benim gördüğüm matematik şu, özellikle Merkez Bankası bir süredir vadeli işlem ve opsiyon piyasasında short pozisyon oluyor. Agresif günlerde bunu arttırarak devam ediyor. Agresif günlerde piyasa fiyatlaması normalleştiriyor. Bu ne demek? Geçen hafta biliyorsun Londra'da swap faizleri %1000'lere çıktı. Hadi o gecelikti ama uzun dönemli swap faizleri, 2 aylık swap faizleri %30'lar civarında işlem görmeye başladı. Ve bu %30'luk faiz bil fiil olarak spottaki fiyatın üzerine eklenerek vadeli işlem piyasasındaki dolar kontratlarını birebir etkiledi. Ve Merkez Bankası burada girerek
faizden orada yüksek faizden bir şekilde piyasanın daha normalleşmesini sağlayarak istenilen likiditeyi verdi. Bu noktada baktığınız zaman vaat işlemler piyasaları faize çok duyarlı. Ve burada bu duyarlılıktan kaynaklı olarak da arbitraj imkanları çok yüksek. Bir strateji örneği verebilirim mesela şu anda ama size. Ama hemen sonuna geldik. Tamam, kısa süre. Bitti mi süre? Bitti abi, saat 11 oldu ya. Abi seni görebilseydim, bak senin kaşın gözün oynardı orada. Onu göremiyorum, o yüzden ben konuşuyorum. İyi uyardın, iyi oldu. Çok kısa söylüyorum hemen. Oynatıyorsun da göremiyorsun. En yakın vade olan Ağustos vade ile bir sonraki vade olan Eylül vade arasında endeksten bahsediyorum. Olması gereken şu anki mevcut fiyatlarla faiz oranından dolayı spread yaklaşık 1900 puan. Yani Ekim vade, Ağustos vadenin 1900 puan eski endekse göre, 19 puan yeni endekse göre üzerinde işlem görmesi lazım. Şu anda işlem gördüğü fiyat 11 puan. Yaklaşık 8 puanlık bir etki de ciddi bir etkidir. Matematiksel olarak kaça geldiğini hesaplasın yatırımcılar. Buna dikkat etmelerinde fayda var. Kısa süreli trade istediğin için söylüyorum. Peki, çok teşekkür ederim Doktor Nuri Sevgen. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve Alta Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.